sıradaki yarışmacı. Sevcan. Merhaba. Sevcan, nasılsın? Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Bizler de çok iyiyiz. Çok sıcak stüdyo. Orası sıcak mı? Evet, çok sıcak burası da. Tamam, gel buraya biraz daha terle. Tamam, oldu. Geliyorum. Sevcan, sevgili Yıldız Tilbe'nin Sana Değer parçasını okuyacak. Sözleri ve bestesi Yıldız. Sözü sizin. Özür dilerim, burada öyle yazmışlar. Sözleri... Bülent Özdemir. Bülent Özdemir. Beste tamam. Bülent Özdemir. Teşekkürler. Karşınızda Sevcan. Sevcan hazırlanmadığı bir şarkı, başka bir şarkı söyleyecektin değil mi Sevcan'cığım? Slow şarkı, özür diliyoruz. Tamam, Yerine Sevemem. Gökhan Kırdar mı? Gökhan Kırdar'ın Yerine Sevemem'ini söylüyor. Özür diliyoruz. Ozan'cığım özür diliyoruz. Tebrikler Sevcan. Tebrikler. Teşekkür ederim herkese, sağ olun. Teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederim herkese. Manisa'dan hoş geldiniz diyoruz. Bugün eleme yok ama hatırlatıyorum bir kez daha. Ama oy gönderebilirsiniz. Sevcan'ın aday numarası 105 dedik. Ve jüri üyelerimize döndük. Başlayalım mı Yıldız Hanım sizde? Düzgün söyledi. Bir evet. Erkek şarkısıydı. Efendim? Bir erkek şarkısıydı. Bir erkek şarkısıydı, evet. Gayet duygusal söyledi. Hani şeylerde olur ya, buz patenlerinde. İşte artistik şu kadar, teknik bu kadar. Evet. Artistik halleri de güzeldi. Kıyafeti de çok hoş. Ben beğendim Sevcan'ı. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun Yıldız Hanım. Johan. Today we heard another Sevcan than we are used to. Can you repeat that? Yeah, biraz today, açabilir misiniz Johan'ın sesini duyabilir? I have the impression that today we got another Sevcan than we're used to. Normally she's singing a lot of Turkish songs with the real Turkish tones in it, and now she was really singing pop. Evet. Very straight. It's something technically, and sometimes she made me think about some French singers, some German singers. Sevcan bugüne kadar genelde içinde Türk ezgileri olan ya da işte Türk sanat müziği ezgileri olan arabesk gırtlağı olan şarkılar seçiyordu, ama bugün seçtiği şarkı bence tam bir pop şarkısı. Most of the time she sings very high. Now we heard her singing more in the low parts, especially when the song started, and it was also something new for me. Sevcan genelde çok yüksek notalardan şarkı söylüyor. Bugün daha pes deniyor galiba ona. Pes bir ton seçmiş. Oradan I heard söylüyor. Some small mistakes. Small Ufak mistakes. Ufak tefek bazı hatalar duydum. But my final result is I still like her, and I like the song. I liked especially the performance. The way she performed the song, I could not understand the lyrics. But I was touched. Ama ben beğendim. Küçük hatalar olmasına rağmen beğendim. Özellikle de sahnedeki performansını beğendim diyor Johan'ın. So I like it very much. Harika. Harika dedi. Thank you very much. Thank you. Armağan'cığım. Ben. İyiydi. İyiydi. Teşekkür ederim Armağan. Bu kadar galiba Armağan Çağlayan'a yorum. Peki. Bilmiyorum. Şimdi evvela şey öğrenmek istiyorum. Nerede hata yaptı? Bir açabilir mi parantezi? Sizden rica etsem. Monsieur. Duydu mu? Johan. Oh, I heard something you didn't hear. Yani ben sizin duyamamış olduğunuz bir hata duymuş olabilir miyim diyor. Ama öyle söylediğiniz için şimdi onu parantezi açıp da anlamamız lazım hep beraberce değil mi efendim? Hatadan neresi mesela kulağınıza geldi dinleyici olarak? Bir Armağan Bey'in söylediği ehli vukuf değil de. ama nasıl bir yerleri sizi rahatsız etti veya hatalı gibi gördünüz? Yıldız Hanım ben... da bir şey söyleyecek galiba. Ha, özür diliyorum. Özür dilerim. Parantez açıkken söyle. Parantez açık. Okay, here we go. First time in my life that I can argue with Miss Bülent. Hayatımda...
Belki de ilk ve son defa Diva ile bir tartışma içine giriyorum diyor. And I hope I will survive. Yani inşallah hayatta kalırım diyor bu tartışmasında. No. When I said a few mistakes, I just meant I was really listening with European ears this time. Bu birkaç hata nedir diyecek olursanız ben bir Avrupalı kulağıyla dinliyordum. Because she started the song, the tone, the way she was singing it, it really sounded European pop. Bana tam anlamıyla bir Avrupa pop şarkısı gibi geldi, öyle başladı. And then there were some small things which I didn't recognize for European pop. Ama içinde bazı şeyler vardı ki Avrupa popunda kabul edilir şeyler değildi, olmaması gereken şeylerdi. And that's why I was a little bit confused that I said. Good luck olarak yine yerlenmiyor. Yine dedikodu çıkacak. Dedikodu çıkacak. What's happening? Mikrofondan ses geliyor, şimdiden söyleyelim biz. Evet. So it was not really mistakes. It were some few things which, because I was listening to European, and then I heard some things that, what's this? But it was very interesting. So maybe the mix of Sevcan and European pop might be magic. Who knows? Evet, yani Avrupa popunda böyle olmaması gereken şeyler duydum ama kim bilir, belki Sevcan ve Avrupa pop birleştiğinde ortaya. Şöyle diyebilir miyiz acaba? Bu tamamıyla Avrupa popu falan, tabii ben onu popu Avrupa'sını, Afrika'sını bilmem de eser okunduğu vakit doğrudur ya da yanlıştır, güzeldir ya da değildir, onu bilirim. Sesler düzgün basılmış mıdır, basılmamış mıdır? Şimdi arada bazı arabesk gırtlak tarzı yapıldı. Acaba o mu, onunla mı kombinasyonunu yakıştıramadı mı acaba? That's exactly, evet, Miss Bülent, you understand what tam I mean? Tam anlamıyla ondan bahsediyorum. Anladım, yeah, anladım. Yeah, yeah. Peki onun dışında nasıl buldunuz? Bütün heyeti umumiye olarak da soruyorum. Süper diyor. Harika. Ben bugün süper buldum. Çok beğendiniz, evet, siz de. Ne güzel. Teşekkür ederim. Bir de şöyle bir şey var. Buyurun. Malumunuz vekili... efendim, acaba kasette nasıl oldu onu merak ediyorum. Evet. Zira kaset okunu, ben hep eskide kaldığım için kaset diyorum. Siz şimdi CD falan diyorsunuz, evet, değil mi? Bir şeyler yap. Kaset çıkartmıyoruz, single CD çıkartıyoruz. CD, evet, yapıyorsunuz. Ben hep tabii Osmanlı'dan kaldım. Kaset diyorum. Şimdi orada icra-i sanat eylemek çok daha zordur. Çünkü o mikrofonlar o kadar hassastır ki uçan sineğin uçuşunu dahi kaydeder. Evet. Alır. Evet. Efendim, hafızaya. Orada icra çok zordur. Kaset okumak çok zordur. Bakalım kasette nasıl olacak, onun merakı içindeyim. Ama şu anda derseniz ki nasıl oldu, en tenkitkar kulakla bile fevkaladenin fevkinde oku. Teşekkür ederim. Bir kere şarkı çok yakıştı ağzına. Teşekkür ederim. Ne güzel. Ve ben şaşkınlık içindeyim. Acaba ben yaşlandım, kulağım mı duymuyor demeye başladım yani kendi kendime. Fakat vallahi Kur'an hakkına güzel okudu ayol. Çok teşekkür ediyoruz yorumlarınız için. Sevcan'ın aday numarası 105, 3004'e gönderebilirsiniz mesajlarınızı. Yıldız Hanım bir şey söylemeyecek mi? Bu kadar mı? Söyledi. Söyledi de yani bir şey eklemek istemediniz mi? Yok. Okay. Parantez dedi demin. Tamam. Onu da söylemiş oldu. Hendrix'e şunu söyleyebilirim. Biz Avrupalı başlarız, Türk usulü bitiririz. You can. No. But please don't misunderstand me. I didn't mean something wrong with it. So I said it might be magic. I was a little bit confused because she really sounded European, because she was singing straight. And so don't misunderstand me. Beni yanlış anlamayın. Gayet güzel söyledi. Sadece işte o Avrupalı, o arabesk gırtlağı yapınca ben orada biraz şaşırdım ama bu çok güzel bir şey de olabilir zaten diyor. Biz seni seviyoruz. We love you, Hendrix. Bir de şöyle bir şey var. Çok seviyorum. Sayın Erkan. Buyurun efendim. Bir de şöyle bir şey var. Unutmayalım ki biz Türkiye hudutlarında yaşayan insanlarız. Ve bu kültürün elemanlarıyız. Onun için mesela çocuğumuzun kasetini alacak olanlar hep buralılar değil mi efendim? Evet. Onun için belki o birazcık, belki değil kesin olarak, belki yanlış olur. Bence o hafif o gırtlak oraya şık bile düşebilir diyorum ben.
Çok haklısınız. Çok teşekkür ediyoruz. Teşekkürler. Sevcan'ın aday numarası 105 demiştik. Evet, Almanya'dan da 83-333'e yolluyorsunuz SMS'lerinizi. Şimdi reklamlara gidiyoruz ama reklamlardan önce single'lardan yine tadımlık geliyor. Kaçırmayın, reklamlardan sonra görüşmek üzere.